moda editörlerimizin bu hafta yine işi çok zordu. Birbirinden güzel kadınlar arasından 5 kadını belirlemek için kafa kafaya verdiler ve bakın bu hafta kimler şık 5 listemize girdi. Buradan aşk çıkmaz bize, bu olan gelmez bize. Aşk uykusu bitince gelmesen ben soğudum. Sıcacık kıyafetler, şıkır şıkır takılar, pırıl pırıl saçlar ve ışıl ışıl makyajlar burada. Beğenemediniz mi? Magazin 8 moda editörleri haftanın en şık 5 hanımefendisini açıklıyor. Beğenmez olur muyum? Dünyanın en iddialı ve taşınması en zor rengidir kırmızı. Ama giyen Ajda Pekkan olunca ortaya göz kamaştıran bu görüntü çıkıyor. Öyle değil hocam ya. Süperstar tepeden tırnağa kırmızılara bürünmüş. Üzerine giydiği tamamı otriçten yapılma. Etekleri yerleri süpüren yeleği hem çok cesur hem çok gösterişli bir seçim olmuş. Kaç para merak ettik doğrusu. 6.000 falan veremem ben. Ne kadar istiyorsun? 15.000. Ben çıkarken 10.000 istiyordum. Hadi Ajda Pekkan otriş yeleğini çıkarsın da asıl kıyafetini görelim. Çok memnun oluruz değil mi? Süperstar tam 70 yaşında ama giydiği kıyafetle gençlere taş çıkarmış. Tek omuzlu, bol paçalı tulumunun her bir detayı incelikle tasarlanmış. Üst kısmı tamamen dantel olan elbisenin göğüs kısmından çıkan drapeli bir parça, sağ kolunun üstünden sırtına kadar uzanarak Hinduların yerel kıyafeti sari gibi tüm vücudunu sarmış. Dünyam yine şaşırdı. Sırtından dönerek kalçasının üst kısmından tuluma birleşen parçanın yere değen kısımlarına otrişler takılmış ve aynı parçalardan kol ağızlarına da takılarak muazzam bir uyum sağlanmış. Kırmızı dolgu topuk ayakkabıları çok az görünüyor ama renk uyumunu bozmayacak şekilde seçilmiş. Meşhur sarı saçlarını lob kesim yaptıran süperstarın makyajının da başrolünde kırmızı var. Oh, pek de güzelmiş. Siyah eyelinerla gözlerini çerçeveleyen Ajda Pekkan kırmızı rujuyla dudaklarını ön plana çıkararak kıyafetiyle bütünlük sağlamış. Doğal tonların uyumunu en iyi kullanan isimlerden biri olan Candan Erçetin bu tutkusundan yine vazgeçmemiş. Krem rengi çift katmanlı elbisesi belli ki üzerine göre özel olarak dikilmiş. Şimdi onlar düşünsün! Korse biçimindeki üst kısmın kalın askıları tamamen strass taşlardan yapılmış. Göğüs kısmındaki drapelerin arasında da yine taş ve dantel işlenerek kıyafete hareket katılmış. Belle göbek arasındaki kısmın uçları hafif açık şekilde bırakılarak belini olduğundan ince göstermiş Candan Erçetin. Gördüm. Kendinden saten kemerli şifon eteği kalıp gibi duran büstiyerin altına çok yakışmış. İki tezat kumaşın uyumu bu gösterişli görünümü yaratmış. Tamamı taş ve ince işlemeli krem rengi eteğin üstü tamamen şifon kumaşlarla asimetrik olarak örtülmüş. Hayır, ben sanki bilmiyorum öyle çok güzel görüneceğimi. En baştan dedik en doğal sahne kostümlerini Candan Erçetin seçer diye. Ünlü şarkıcı bu kez doğallığı bir adım ileri götürmüş ve sahnede rahat etmek için ayakkabı giymemeyi tercih etmiş. Sağ bileğine taktığı irili ufaklı pırlantalar kıyafeti ve saçı arasında köprü oluşturmuş. Aga, ben buna alışamam. Fıtratıma uymuyor oğlum bir kere. Sımsıkı at kuyruğu yaptığı meşhur kızıl saçlarına taşlı tokalarla çift boğum yapmış. Kıyafeti gibi Candan Erçetin'in makyajı da doğal tonlarda. Toprak tonları ve kızıl tonlarının karışımı açık renk tenine çok uygun olmuş. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek, sefalar getir. Kimleri görüyoruz efendim, bakar mısınız? Benim gözlerde arıza var da bu aralar. Demet Akalın gitmiş, yerine İspanyol güzeli Esmeralda gelmiş. Renk uyumu, kumaş seçimi kusursuz, pembe büstiyeri hem çok havalı hem de çok şık bir seçim olmuş. Yaka kısmındaki ve kollarındaki volanlar tarzına hareket katmış. Beyaz üstüne siyah puantiyeli uzun saten eteği, dalyan gibi fiziğini ve bacaklarını olduğundan uzun göstermiş. Beline taktığı saten kumaştan mor kemerse büstiyeri ve uzun eteği arasında uyumlu bir geçiş sağlamış. Bakmamaya çalışıyorum Cemşir ama 10 numara. Kıyafet o kadar gösterişli ki aksesuarda kısıntıya gitmiş Demet Akalın. Sadece kulağına klip kısmı taşlı, altı siyah, beyaz, kırmızı boncuk işlemeli bir çift küpe takmış. Bahle bak bize. Sımsıkı at kuyruğu yaptığı sade saçlarıyla hareketli kıyafetini biraz sakinleştirmiş. Ama makyaj konusunda hiç cimri davranmamış. Müstiyerinin renginde göz farı, saten kemerinin renginde ruj, eteğinin tonlarında eyeliner kullanarak makyajı ve kıyafetini bütünleştirmiş. Elde sıcacık yatak, istemezsen koltukta rahat.
beyaz ve ışıltılı uyumunu en iyi kullanan isimlerden biri olan Funda Arar yine çok havalı, yine çok tarz bir seçim yapmış. Tek parça uzun saten elbisesinin göğüs kısmına tamamen taş işleterek beden bacak boyu orantısını sağlamış. Olan var olmayan var, şişecek bir yerin, sakin. Taş işlemeli. Göğüs kısmının bir karış aşağısında kumaş ters kullanılarak illüzyon yaratılmış. Funda Arar bu göz hilesiyle hem belini olduğundan ince göstermiş hem de sade elbisesine hareket katmış. Ne? Kulağına taktığı tek taş pırlanta küpeler, parmağındaki taşlı yüzük ve bileğindeki altın bileklikler kıyafetindeki taşlarla uyum sağlamış. Gerçi pırlanta olup olmadığından da emin değilim mi? Ortadan ayırarak ensede balerin topuzu yaptığı saçları güzel yüzünü iyice ortaya çıkarmış. Makyajı kusursuz, toprak tonlarındaki farı ve kalın eyeliner yardımıyla kedi göz makyajı yapmış. Cilt makyajı son derece natural olmuş. Gül kurusu tonlarındaki rujuysa bronz tenine çok yakışmış. Hiç hatası yok başkasına, kalbim ait. Esmer'e en yakışan renk kırmızıyı Nüket Duru en yalın ve en şık haliyle kullanmış. Kolları dirseklerde biten, derin ve dekolteli uzun kırmızı elbisesinin üstü yaprak modelinde mini dekoltelerle dolu. Bak 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 bak, pozlara bak, triplere bak. Diz kısmına kadar olan bölümde kesik dekolteler ten rengi astarla desteklenmiş. Dizin altında kalan kısımlardaysa kesik dekoltelerin artması kıyafete hem hareket hem gizem katmış. Anne, ne alakası var, Allah Allah. Anvelop yaka elbisenin sol göğüs altından bel arkasına kadar uzanan kısmına ekstra bir kumaş parçası konularak bel olduğundan ince gösterilmiş. Kırmızı renge en çok altın rengi yakışır. Aferin kız, gözüme girdin. Bu kombinasyonu en şık şekilde kullanmış Nüket Duru. Üstü taş işlemeli altın bilekliği, hemen arkasına taktığı kalın altın bileziği ve yüzüğü kıyafetini bütünlemiş. Kulağındaki oval altın küpelerse yüzünü uzatıp olduğundan zayıf göstermiş. Ya bunlar eskiden değil miydi? Bunların modası geçmedi mi? Hala yapıyorlar mı? Usta şarkıcının dalgalı fön çektirerek açık bıraktığı saçları kırmızı elbisesiyle birleşince Latin havasına bürünmüş. Koyu kırmızı ruju elbisesiyle uyum sağlamış. Koyu renk göz makyajı canlı renklerin arasında sakinleştirici bir etki yaratmış. Rastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure, yaşar yuvada kuş gibi. Sek sek sekerek mahmure.